Merhaba değerli takipçilerim. Yine yeni bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü içeriğimizin konusu keskin nişancılık. Daha doğrusu bir anlamda keskin nişancılık oynayacağız. Kullanacağımız tüfek 20 kalibre Barak 20S Long 61 namlu. Daha önceki videolarımdan takipçilerim bilir. Arkadaşlar bu defa çatal ayak takılı. Tüfeğimizde aimpoint red dot takılı. Dürbün neden takmıyorum? Uzak mesafe için. Arkadaşlar zaten 100 metreden sonra sapma ve düşüş artıyor. 100 metreye kadar mesafede red dot iş görüyor arkadaşlar. Yani dürbün daha çok yivli tüfekler için uygundur. Bunu da belirteyim. Birazdan uygun bir mesafe ayarlayıp atış gerçekleştireceğiz. Çok uzak bir mesafe değil ama normal bir mesafe ayarlamaya çalışacağım. Bakalım. Bu arada arkadaşlar bu atışta kullanacağım mühimmat Züber 24 gram Palla Plus. Şöyle göstereyim. Genelde bunu kullanıyorum ve de memnunum. Evet, atışa geçelim. Evet, atış yapmak için biraz uğraştık ama harika bir mekan bulduk. Hedefimiz 100 metrede arkadaşlar. Çatal ayağı koyup tüfeğimizi sabitleyip o şekilde atış gerçekleştireceğim. Hedefimize bir geçelim. Evet. Havada, ortamda atış için gerçekten harika arkadaşlar. Evet, bu arada bütün atışlarımda atış güvenliğine azami dikkat ederim. Tavsiyem sizler de bunu uygulayın. Ve bunu spor amaçlı yapmaktayım. Ayrıca doğada asla kovan, boş fişek bırakmamaya çalışmaktayım. Sizlerin de bu konuda hassas olmasını isterim. Şimdi atışa geçiyorum. Evet, hadi bakalım. Bir tane daha basıyorum. Hadi bakalım. Bak bir kıpırdama dahi o mesafede büyük bir sapma meydana getiriyor. Ayrıca tabi merminin de sapma olasılığı var. Bakalım, 4 tane daha basıyorum. Mesafemiz dipsiz. Tüfeğe göre ciddi bir mesafe. Gerçekten.
Arkadaşlar, atışa doyan bir insan. Bakalım. 3 tane daha basıyorum. Evet. Hedefimizin yanına geldik. En son atışımda hedefin kırılarak arkası dönmüştü. Arkaya atmıştım yani. Ön tarafa bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane burada var. Gerçi atış seslerinden de belli olur. Bir tane de en sona arkaya atmıştım. Burada da izler var. Buraya gelmiş sanırım. Evet, şurada kurşunları görüyoruz arkadaşlar. Tüfek boş bu arada. Ve tetiği düşürdüm. Kurşunlara bakalım. Çarpan kurşunlara. Bu şekilde. Eziklikler var. Tabii bunları da alıyoruz. Boş kovanlarımızı zaten topladık. Doğayı kirletmemeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Arkadaşlar, takipte kalın. Keyifli seyirler diliyorum. Hoşça kalın.